Sen neyin peşindesin? Arazinin artık aslanların olmadığını öğrenince önce bir Zeynep'i göreyim dedi. Halil Bey, iyi misiniz? Zeynep nerede? Orhan Bey'in odasını hazırlayacaktı. Ben yaparım dedim ama kendi yapmak istedi. Orhan Bey'e itimam göstermek istiyor herhalde. Onu çağır bana. Halil Bey de seni çağırmamı istemişti. Sen çık. Üzerine vazife olmayan işlere kalkışmışsın. Orhan Bey'in odasını yapan Zeynep, fırçayı yiyen ben. Ona kızsın, yanında işte. Zeynep Halil'in yanında mı? Evet Songül Hanım, şimdi girdi. Benim mutfakta bir işim vardı. Bu kız niye sürekli Halil'in yanında acaba? Ben Orhan misafirimiz oldu. O senin misafirin değil. Benim misafirim. Sadece iş yaptığım birisi o kadar. Sen de... Lütfen buradaki konumunu unutma. Kusura bakma. Dikkat ederim. Bu arada Orhan iyi biridir. Tamam anlıyorum. Senin misafirin olabilir. Ama bizim de ailecek bir geçmişimiz var onunla. Onu çiftlikte ağırladığın için teşekkür ederim. Orhan hem işinde dürüst hem de iyi bir insandır. Demek bu kadar önemli senin için. Zümrüt Hanım nasıl oldu, iyi mi? Sayende daha iyi. İlaçları da etki etmeye başladı. Sakinleşti. Uykusu düzene girdi. Songül Hanım, merhaba. Zeynep'i arıyorum ama bulamadım. Nerede biliyor musunuz? Her zamanki gibi Halil'in odasında. Soldaki oda. İzninle. Halil Bey. Zeynep'le birlikte
Tülay Hanımların yanına gidecektik de. Eğer müsaitse. Şey, gidebiliriz evet. İzninizle. Önce bir arabaya uğrayalım. Gelirken sizi düşünerekten birkaç şey almıştım. Onları vereyim unutmadan. Ne zahmet ettin Orhan?